80'li yılların bir özetini yapalım. Hayatımızın 10 yılında nelerle karşılaşmıştık? Kimleri kaybettik? Hangi savaşları yaşadık? Hangi şarkıları dinledik? Kısacası 1980'ler bizlerden neleri götürdü, neleri getirdi? Orta Doğu'yu asıl ateşe boğan savaş da Körfez'de yaşandı. Hümeyni ile Saddam Hüseyin 10 yılın en kanlı savaşını komuta ettiler. İran-Irak savaşı dini bayramlarda verilen kısa aralar dışında tam 8 yıl sürdü. Sonunda 1988'in 8. ayının 8. günü silahlar tuttuğunda geride tam 1 milyon ölü kaldı. Bu kan göl üzerinde kalıcı bir barış anlaşması ise hala ufukta görünmüyor. İsrail ise aynı taşları kullanırken yarattığı vahşet kentte kaldı. İsrail askerlerin Filistinli avı bir bilgisayar oyununa konu oldu. Tarihçiler... Polis! Buyurun, kimi aradınız? Hamdullah Şimşek'in evi burası değil mi? Evet. Siz karısı mısınız? Evet. Benimle geleceksiniz, teşhis için. Ne teşhisi? Yoksa... Söyledim ya, gelmeniz gerekiyor. Selim, Selim, kalk yavrum. Uyuma çocuk. Hadi canım. Çocuğu bırakayım. Hay Allah. Evde yoklar. Nereye gittiler acaba? Araba bekliyor ama. Çocuğun üstüne bir şey alayım. Çocuğu bırak. Ölüyü yanaştır. Gelin. Hamdullah Şimşek, kocanız değil mi? Evet. Yarın sabah gömülecek. Hadi kalk, tamam.
İsmin? Hamdullah Şimşek. İsmin bundan böyle Yavuz Aslan Türk olacak. Az sonra götürüleceksin. Yüzünün değişmesini istemişsin. Kabul edildi. Pişmanlık yasasından yararlanmış oluyorsun böylece. Hadi oğlum. Dikkat et. Dünkü gibi servisi kaçırmayın ha. Tamam. Gel Narin, kahvaltıya. Geç kaldım anne. Sen de babaannenin hazırlayacağı beslenmeyi yememezlik etmesin. Olur anne. Güle güle. Dedesi bak kim gelmiş. Gel bakalım oğlumun oğlu. Aslanım. Anam sütünü versene Selim'in. Veriyorum. Okul çıkışı parka gidelim mi dede? Olur. Gideriz. Hele sen kahvaltını yap. Sonra gideriz. Çırpınıp duruyor gelinimiz de vallahi. İş, Selim, Hamdullah'ın acısı. Hamdullah'ın acısı hepimiz. Ben derim de derim. Şu evi zamanında iyi ki almışız derim. Ah, narin gibi geline helal olsun bey. Günaydın. Günaydın. Geciktim biraz. Dünkü poliçeleri hemen doldurman gerekiyor. Hı-hı. Peki. Alo buyurun. İmtaş Sigorta. Ankara
Burası artık senin evin. Giriş ve çıkışlarından haberimiz olacak. Hadi eyvallah. Evet efendim. Evimdeyim. Kim bilir bu koca şehirde kaç hain, kaç namussuz, kaç korkak yaşıyordur. Yiğitler, yiğitler de vardır ama. Thank you.
Demek hayvanmışım. Ben bir hayvan olabilir miyim? Çektiğim acılardan bir fil, bir deve, bir camız bile geçirmiş olsaydı hiçbirisi dayanamazdı. Ama ben ölmediğime göre nasıl bir yaratığım acaba? İşe bakmadınız, yetmiyor bu. Aman be beyefendi, sabah sabah. Bu kadar tutacağını bilmiyordum. Şunları alayım o zaman. Thank you.
Efendim. Olur. Yanınızda mı?
Kim o? Açar mısın? Kimi arıyorsun? Lazer'i. Gel içeri. Seni kim gönderdi? Ben... Beni tanımadın. Kodumu kim verdi? Zamanım yok. Belki de izleniyorum. Sözün kısası... Burada bizden başka kimse olmadığına göre... Sana her şeyi açıklayabilirim. Aslında benimkisi hainlik değil. Yoksa sen şu çözülen, örgütü ele veren Abdullah. Sesin benziyor. Yüzümü değiştirdiler de. Alta gelin! Sen nasıl çözülürsün? Sen değil miydin cezaevlerinde bedenini değil, gerçek düşmanını düşüreceksin diyen? Doğru başka. Realite başkaymış. İnsanın cezaevlerine ne kadar dayanacağı önceden bilinmezmiş. Bırak bu ucuz sözleri, bırak! Söyle bana, söyle! Başkalarını ele verdin de beni neden ele vermedin? Açıkla bunu! Açıkla! İşte bunu anlatamam sana. Sana değil, kimseye anlatamam. Tut ki birlikte geçen çocukluğumuz. Yıllardır süren arkadaşlığımız adına ele vermemiş olayım seni. Kavgamız. Kavgamızın adını ağzına alma! Köpek! Çözülmüş köpek! Kaç. Kaç. Yoksa... Hiç olmazsa sen kurtul. Kurtul da... Acılarım. Acılarım batsın hain! Unutma ki bu yaptıklarının hesabını vereceksin er geç. Söyle. Yoksa... Evet. Polis. Güle güle Kamercan. Aslanım benim. Yolun açık olsun. Thank you.
Ahmet Bey'i görecektim. İçeride. Buyurun. Ben Yavuz Aslantürk. Evet. Telefon ettiler. İşe başlayabilirsin. Ustabaşını gönderir misiniz? Ah yavrum, bayramda seni ziyarete buralara mı gelecektik? Ağlama anne. Şu toprağın altında yatan insan adına ağlamaya değer yavrum. Babam neden öldü anne? Öldü mü? Öldürüldü mü? Bilinmez yavrum. Bilmeni ve hiç unutmamanı istediğim, babanın bir devrimci olarak öldüğü ya da... Ne getireyim başka? Ali Akkuş'u tanır mısın? Yok, hayır, tanımıyorum. Tanımıyorum teyze. Oğlum Ali Akkuş'u tanır mısın? Tanımam. Ne zamandır haber alamadın? Ali Akkuş'u tanır mısın? Tanımıyorum. Tanımıyor musun? İki kez sigara getirdim. Ali Akkuş'u tanır mısın? Tanımıyorum teyzeciğim. İnşallah. Ali Akkuş'u tanır mısın? Ne zamandır haber alamıyorum? Tanımıyorum. Tabii inşallah. İnşallah. Hiç inanmıyorum. Sen kendini... Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Sigorta olmak istiyorum. Hayat sigortası. Şunları doldurun. Önce iyice bir okuyup düşüneyim. İyi günler. İyi günler.
Kim o? Yönetici. Buyurun. Ben apartman yöneticisiyim. Siz yeni kiracısınız değil mi? Evet. Kapıcı aylığı ve apartman giderlerini topluyorduk da... Olur. İlk fırsatta öderim. İyi akşamlar efendim. Tamam mı? Bir türlü olmuyor. Arızalandı gene. Zor tamir ediliyor. Deminden beri uğraşıyorum. Demek yine arızalandı. Evet. Bir bakabilir miyim? Anlar mısın? Elektronik okudum da. İyi. Seni sallamamı ister misin? Sağ ol amca. Sağ ol amca, sağ ol. Hadi oğlum, gidiyoruz. Alo, buyurun. İntaş Sigorta. Narin. Telefon. Alo, buyurun. Siz misiniz? Sahi sesinizden tanıdım. Buyurun. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. Formu doldurdunuz mu? Form bir bahaneydi aslında. Size daha yakın olabilmek için bir bahane. Yakınız işte. Mutlu bir yakınlık. Kendi adıma. Ya sizin için?
Derslerini yaptın mı? Yaptım anne. Bak istiyorsan sana göstereyim. Tamam, inandım. Öyleyse benden de sana ödül, çizgi film. Yaşa anne. Seni terbiyesiz pisi. Selim. Nasılsın Selim? İyiyim amca. Özledim seni. Servisi bağlama kardeşim. Hem sen kimsin? Amcası. Tamam, gönder çocuğu. Yarın yine gelecek misin? Gelirim. Hadi Selim, geç kalıyoruz. Hadi atla. Konuşmayı pek sevmiyorum. Niyeti belki de ciddidir. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz ki? Evli olmasın. Evli misin? Hiç evlenmedin mi? Ayrıldık gibi. Nasıl? Bırakalım istersen geçmişi. Başka şeyler konuşalım. Seni tanımıyorum bile. Kimsin, nesin, ne iş yaparsın? Niyetini bile bilmiyorum. Oysa tanımak isterdim. Evini, işini bilmek isterdim. Anlaşılan sen pek anlatmayacaksın. Sana biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Evliydim. Kocam öldü. Cezaevinde. Bir oğlum var. Çok sevdiğim kocamı hala unutmuş değil. İnanmıştı. Devrimciydi. O uğurda da öldü. Bütün inançlarımı, her şeyi, her şeyimi ondan öğrendim. Ona inandım. Ve hala inanmaktayım. Anlaşılan senin için ölmemiş o. Evet. Bütün bunlara katlanabilecek misin? Seninle olmak, beraber yaşamak istiyorum. Evin karşısı. Daha fazla birlikte görünmeyelim. Güle güle. Kimdi o yanındaki yabancı? Oğlumun daha kemikleri çözülmedi. Hamdullah. Hamdullah değil. Yavuz. Yavuz. Sen nasıl birisi oldun? Karın, oğlun, annen, baban var mı senin? Var. Yok. Var.
Karım. Karım nasıl da sevgilim oldu. Karım. Yavuz'un sevgilisi. Senin hiçbir şeyin yok aslında. Yavuz Aslantürk'ün karını sevmesine nasıl da razı olabiliyorsun? Hele Yavuz'un elinden tutup karına götüren de sen olduğuna göre. Yenik mi düştük birbirimize? Sevgi mi şimdi bizi ele geçirmiş olan? Bir kadın. Üstelik kocasını çok sevmiş. Onun anılarıyla hala dop dolu bir kadın. Böylesi bir yenilgiyi nasıl kabul edebilirim? Yoksa aylardır çözemediğim duyguların uçurumuna mı yuvarlanıyorum? Nedir beni bu denli aşağılara doğru çeken? Yüreğimde kocamın mezarı yok mu? Saygıyla, sevgiyle çerçevelenmiş bu mezarla yürümüyor, konuşmuyor, uyumuyor muyum aylardan beri? Kim şimdi bu yüreğimdeki tabutun kapağını açmayı zorlayan adam? Neden? Neden ona izin veriyorum? Olabilir. Olabilir mi? Kim o? Hoş geldin Hatice teyze. Buyur. Geç otur. Gideceğim. Bir çay yapsaydın. Sağ ol. Duydum ki oğlum Ali ile kocanın tuttuğu yol aynıymış. Ali'nin nerede olduğunu bilse bilse kocan bilirmiş. Yavrum kayıp. Biz bulamadım. Ne de senin bulamadığın bir oğlun var. Benim kocamsa mezarda. Öldü mü? Öldü. Senin arayıp bulma umudun var. Benim umudumsa toprağa gömül. Ya benim oğlum da ölmüşse? Ya ölmemişse teyze? İnşallah. Merhaba. Kusura bakma, geç kaldım. Merak ettim. Aslında gelmemeliydim. İkimizin durumuna bir de... Anlat istersen, açılırsın. Düşündükçe boğuluyorum. Anlat diyorsun. Kolay mı anlatmak? Hem bütün bunlar benim sorunlarım. Ben sen diye bir duvar örme aramıza. Sorunlarımızı paylaşmamız bizi birbirimize daha çok yaklaştırır Nari. Ölüler, polisler, cezaevleri. Dün akşam Hatice teyze geldi. Ali Akkuş'un annesi. Kocamın can ciğer arkadaşı Ali Akkuş'un annesi. Ali Akkuş. Hamdullah arıyor. O bilir diyor oğlumun hangi cezaevinde olduğunu. Bir bilsen, ona kocamın öldüğünü anlattığımda nasıl perişan oldu. Bir mezara sahip olmak,
Evladının ne olduğunu bilmeyen bir annenin durumundan daha iyiymiş. Bilmem nasıl anlatayım sana şu andaki duygularımı. Bir yanım ateş, bir yanım uçurum. Ben de bu cehennemin içinden yeni bir sevgi yeşertmeye çalışıyorum. Yavuz. Yavuz, ne oldu sana? Çıkalım buradan. Eve gitmek istiyorum. Olur sevgilim. İyisin değil mi? Otursana. İyisin değil mi? Sen yanımda olunca iyi olmamak mümkün. İyi olmak, kötü olmak. Bu iki duygu yüreğimde kavga ediyor hala. Aynı duygular benim için de geçerli. Ama hiç olmazsa bu gecemizde sevgimiz bizi yücelsin. Thank you.
Sırası değil ama gene de sormadan edemeyeceğim. Ayrıldık demiştin. Doğru mu? Evet. Beraberliğimiz adına her şeyi göğüsleyebilirim. Ben de. Sanıyorum senin durumun gene de kolay. Benim yüreğimde hala saygı duyduğum bir insan var. Artık onun aramızda yok olduğunu sanmıştım. Hiç olmazsa şu güzel gecemizde sevgimiz adına unut onu. Seviyorum seni. Selim'i de. Sahi Selim, gitmeliyim, geç oldu. Kadın mı yoksa? Hamdullah, bakma bana öyle. Şu andaki karının duygularını bir anlayabilseydin. Neden sen o? Ya da o sen değilsin. Her şey güzeldi. Neden sevgilim karım olamıyor benim? Neden? Karım yaşayan kocasını bırakıp ölen kocasına gidiyor.
her şey karma karışık. Karma karışıksın Hamdullah. Yavuz, Hamdullah. Şu koca kentte bir suçlu gibi yaşamaktan, evime bile gizli gizli gidip gelmeden, özellikle yalnızlık denilen canavarın dişleri arasında yaşamaktan bıktım. İtiraflarıma karşılık cezaevinden bırakıldığıma bile inanamıyorum. Çevreme hep birileri sarmış gibi yaşıyorum. Kaplumbağa gibi cezaevi sırtımda dolaşıyorum şu yeryüzünde. Bugün sen de her zamankinden daha güzelsin. Mutlu görünüşünde buna eklenince düşündüğün mü oldu yoksa? Mek ele veriyorum kendime. Şu erkekler pek anlaşılmaz ama izin ver de kadın kadına birbirimizi anlamış olalım. Ne güzel, yüzünde güller açmış. Alo, buyurun. İmtaş Sigorta. Bir saniye lütfen. Seni istiyorlar galiba o. Alo, buyurun. Nasıl? Kimsin? Nerede? Gelemem. Kimsin? Alo, alo. Narin, ne oldu? Taksi. Bir dakika. Affedersiniz, Narin'i soracaktım. Erken çıktı. Ben de pek anlayamadım. Bir telefon konuşmasından sonra fırlayıp gitti. Buluşacaktık da. İyi günler. Kimse var mı?
Ömercan. Anlatacaklarım önemli Narin. Hamdullah yaşıyor. Yüzünü değiştirmiş. Şimdiki ismi Yavuz. Amca. Merhaba Selim. Merhaba. Anne, o amca geldi. Neden? Niçin? Nasıl geldin? Selim'i özlemiştim de. Selim'i görebileceğin yer burası olmamalıydı. Anne, amca neden gelmesin? Ben onu çok sevdim. Nasıl anlatayım? Hadi sen en iyisi dedenlere in. Parka gene gelir misin amca? Hı? Olur. Gelirim yavrum. Merak ettim de. Erken çıkmışsın. O mu geldi? Sen mi? O dediğin de kimmiş? Hamdullah Şimşek öldü. Yok. Yavuz Aslan Türk olduğunu kabul ediyorsan, bu ev şu anda inançları adına dar ağacına götürüleceklerin evi sayılır. Neler saçmalıyorsun sen? Kim bu adam? Onu sana sormalı. Belki de ölen kocandır. Hani çok sevdiğin, saygı duyduğun kocan. Bugün Kamercan'dan her şeyi öğrendim. Beni artık asla kandıramazsın. Sıradan bir insan yenilebilir. Bunun zararını kendisi ve çevresi çeker. Ama bir devrimcinin yenilmesi çoğunluğu etkiler diyen sen değil miydin? Senin böylesi bildiklerini bana çoktan unutturdular. Neler çektiğimi, bunca acıları. Cezaevi nedir bilir misin? Bu seçimi sen göze aldın. Ben olsa olsa finalde yenilmiş biriyim. Senin durumuna finalde yenildim denilmez. Sen yarışı terk etmemiş,
inkar etmişsin. Sen açıkça beni lanetlemek istiyorsun. Evet. Ama ben seni bağışlamaya hazırım. Benim sana inanmaktan başka ne suçum olabilir? Dün akşam birisiyle yattığını ne çabuk unuttun. Sözü nereye getirmek istiyorsun? Sen ancak benim bir itirafçı olduğumu kabul edersen kendini aklamış olabilirsin. Yoksa... Tut ki ben bir orospuyum. İstersen arkadaşlarını da yollayabilirsin. Ama bilesin ki bu orospu seninle hiçbir zaman yatmayacak. Herkesle yatabilir. Ama kocam olsam bile seninle asla. Yakarım seni. Sırrımı öğrenmiş olman istediklerimi yapmanı gerektirir. Önceleri ben de direndim. Ama sonunda çözüldümse sen de er geç gerileyeceksin. Bir itirafçının suçluluğu kadar doğrular karşısında susan, kendisini sorgulamayan, toplumun sorunlarıyla ilgilenmeyen pek çok aydının suskunluğu da aynı suçluluğu anlatmaz mı sanıyorsun? Bizi düşün bir an. Ne güzel bir geçmişimiz vardı. O günleri bu yüzün altına gömdüler. Ya şimdiki şu yüzümde yargıçlar, gardiyanlar, cezaevleri var. Sen bile bu iki yüzün arasındaki farkı anlayamadığına göre kim, neyi, ne kadar anlayabilir? Ne beni bu denli suçla, ne de kendini fazlaca yücelt. Böylesi önemli suçlamalar, değerlendirmeler artık ağzına yakışmıyor. Kim o? Ali Akkuş'un annesi. Hatice teyze. Ali'mi bu sabah asmışlar. Beni yarım mezarlıkta yalnız bırakma kızım. Thank you.
gidiyorum.